Merhaba arkadaşlar, sistemlerin sağlığıyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde sistemlerin sağlığı ve soru çözümleri yapacağız. Düzenli egzersiz yapmak destek ve hareket sistemimiz için yararlıdır arkadaşlar. Destek ve hareket sisteminin rahatsızlıklarla devam edelim. Romatizma, sürekli hareketsiz kalan bir insanda eklem yerlerinde kireçlenmeler görülür. Bununla birlikte kireçlenmelerin olduğu bölgelerde ağrılar meydana gelir. Özellikle yaşlılarda romatizma daha fazla görülür, kireçlenme. Kırıklar hepimizin başına gelmiştir, kemiklerin üzerinde ya da diğer dokulara etkisi olan darbeler ve çarpmalar sonrasında kemik dokusu bütünlüğünün bozulması olayıdır. Arkadaşlar, alçıya alınıp küçük çocuklarda iyileşme daha hızlı, büyüklerde ise iyileşme daha yavaş olur. Kemik iltihapları, kemik dokusunu etkileyen bu iltihaplamalar kimyasal kaynaklı, mikrobik ya da asalaklara bağlı olarak gerçekleşebilir. Tedavisi genel olarak alçı uygulaması ya da antibiyotik kullanılmasıyla yapılır. Çıkık, bir eklemi yapan kemiklerin yer değiştirerek aralarındaki olağan ilişkinin sürekli olarak bozulmasıdır arkadaşlar. Raşitizm, çocuklarda kalsiyum ve fosfor noksanlığından ya da dengesizliğinden ileri gelen biçim bozukluğuna yol açan kemik rahatsızlığıdır. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bacakları S şeklinde oluyor. Bunun nedeni kalsiyum ve fosfor eksikliği, yeterli derecede anne sütü alamama olabilir. İyi beslenmeme de kaynaklanabilir. Lif kopması arkadaşlar çok zor bir hastalık. Kas lifi, kas hücrelerini birleştirerek oluşturduğu kesintisiz bir yapıdır. Bu yapının çeşitli nedenlerle kopması ve kopan bölgedeki kas uçlarının birbirinden uzaklaşması ile oluşur arkadaşlar. Zor iyileşen bir hastalıktır. Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için dengeli beslenmeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Kalsiyum, fosfor, özellikle D vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. Kas sağlığı için protein içeren besinler tüketmeliyiz. Ağır yük kaldırmaktan çekinmeliyiz. Otururken ve yürürken vücudumuzun dik olmasına dikkat etmeliyiz. Zorlayıcı spor yapılması, ağır yük kaldırılması, topuklu ayakkabı ve dar elbiselerin giyilmesi kemiklerimize şekil bozukluğuna yol açar. Sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla devam edelim. İshal, başka bir sindirim sistemi hastalığının belirtisi olduğu gibi kendi başına da bir hastalık olabilir. Genelde vücudun sıvı dengesini bozar ve su kaybına neden olur. Bu nedenle bol bol sıvı takviyesi yapılmalıdır. Ülser, mide ve 12 parmak bağırsağında görülen yaralardır arkadaşlar. Genellikle mide asidinin fazla salgılanması neticesinde oluşur. Sigara, alkol, baharat kullanımı neticesinde ortaya çıkar. Erken teşhis ve diyet ile tedavi edilebilir. Gastrit, gastrit kelime anlamı olarak midenin iltihabına verilen isimdir arkadaşlar. Mide iltihabı. Bu iltihap bakteriler, virüsler gibi enfeksiyon ajanlarına bağlı olabileceği gibi kimyasal ajanlara da, yani ilaçlar ve safra gibi ilaçlar ve safra da neden olabilir veya bağışıklık sistemine bağlı olarak olabilmektedir. Reflü, mide asidinin çoğalması neticesinde yemek borusundan kaçmasıyla oluşan yanma hissi veren bir hastalıktır arkadaşlar. Sindirim sistemin sağlığı için vücudumuzda enerji ihtiyacını karşılamak, büyümek ve gelişmek için her besin grubundan yeterli miktarda tüketmeliyiz. Arkadaşlar, burası önemli. Her besin grubundan yeterli bir miktarda tüketmeliyiz. Yani vejeteryanlar gibi değil, sadece ot olmaz. Her besin grubundan yeterli miktarda tüketmeliyiz. Buna da dengeli ve düzenli beslenme diyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar vücudunun ihtiyaç duyduğu miktardan daha fazla besin tüketir. Vücut fazla olan besinleri kullanamaz ve yağ şeklinde depo eder. Bunlar da arkadaşlar obeziteye neden olur. Obezite sonrasında da başka hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayşe gerekliliğinden fazla ve dengesiz beslenirse bu şekle dönüşür. Aşırı kilo alır ve sağlığı bozulur. Doktor kontrolünde diyet ve spor yaparsa eski sağlığına geri dönebilir. Sindirim sisteminin sağlığını korumak için arkadaşlar çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketmemeliyiz. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. Yiyecekleri yutmadan önce yeterince çiğnemeliyiz. Yemek yerken ve yemekten hemen sonra çok fazla su içmemeliyiz. Lifli besinler tüketmeliyiz. Özellikle meyveler arkadaşlar. Tam doymadan sofradan kalkmalıyız. Asitli ve kafeinli içecekler tüketmemeliyiz. Yiyecek ve içeceklerimizin temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Yemeğe salata ve meyve ile başlamalıyız. Yemekten bir süre sonra dinlenmeliyiz. Ya yürüyeceğiz ya dinleneceğiz arkadaşlar. Alkol ve sigaradan uzak durmalıyız. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarıyla devam edelim. Anemi arkadaşlar, yani kansızlık. Kanın kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma ve buna bağlı olarak gelişen bulgular anemi olarak adlandırılır. Demir eksikliği anemisi özellikle hamile ve emziren ve doğurganlık çağındaki kadınlarda sıkça rastlanan bir durumdur. Kalp krizi, kalbe bağlı olan damarlarda meydana gelen tıkanma yüzünden ortaya çıkan kalp krizi oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabilir, ölüme neden olabilir. Hastaya acile müdahale edilmesi gerekir.
tıkanan damarın açılması ve kan dolaşımının sağlıklı olarak yapılması sağlanmalıdır. Kalp yetmezliği, kalbin vücuda gerekli kanı yeterince pompalayamaması halinde ortaya çıkar. Kalp yetmezliği derecesine göre ölümcül sonuçlara neden olabilir. Kalp krizi geçiren kişilerde kalbin uzun süre beslenmemesi durumunda ortaya çıkan bir dolaşım hastalığıdır. Damar tıkanıklığı, damarların kireçlenme, kolesterol gibi etkilerle içten daralması sonucu ortaya çıkar. Damar tıkanıklığı kalp damarlarında olursa kalp krizi, beyin damarlarında olursa arkadaşlar inme yani felç gibi ciddi sorunları çıkmasına neden olur. Yüksek tansiyon dolaşımda kan basıncının yüksek olması sonucu ortaya çıkan dolaşım sistemi hastalığıdır arkadaşlar. ACE hastalığın etkeni olarak HIV virüsünün vücuda bulaşması ve kan yoluyla bütün vücuda yayılmasıdır. ACE hastalığına neden olur arkadaşlar. ACE hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Dolaşım sistemini hastalığından korunmak için yapmamız gerekenler yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli ve yaşa uygun spor yapmalıyız. Aşırı uykusuzluk, stres, yorgunluk gerektiren hallerden uzak durmalıyız. Diş problemlerini zamanında tedavi ettirmeliyiz arkadaşlar. Dolaşım sistemi sağlığında teknolojik gelişmeler arkadaşlar. Dolaşım sisteminde meydana gelen hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinde bir takım aletler ve yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar stent, anjiyo, kalp pili, bypass ameliyatı, yapay kalp ve kalp nakli arkadaşlar. Bunlar teknolojik gelişmeler. Solunum sistemi rahatsızlıklarıyla devam edelim. Zatürre'den başlayalım. Belirtileri sancı, ateş ve öksürük arkadaşlar. Bu hastalık tehlikeli bir akciğer hastalığıdır. Hastalığa virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar sebep olabilir. Şu an günümüzde de arkadaşlar COVID-19 hastalığı da yine zatürreye benzer virüs hastalığıdır ve ölümcül hastalıktır. Yine belirtileri zatürreye benzerdir arkadaşlar. Verem, diğer bir ismi tüberküloz, bakteriyel bir hastalıktır ve genellikle akciğerleri tutar arkadaşlar. Bu hastalığın akciğer dokusu iltihabı, ateş, doku kaybı, öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtileri vardır. Bunun için biz verem aşısı oluruz arkadaşlar. Astım, bu hastalık solunum yollarında meydana gelen bronşların kasılarak daralması, bronş zarının şişmesi ve balgam gibi yapışkan sıvıların hava yolları tıkanması ve aşırı duyarlılık sonucunda solunum güçlüğüne sebebiyet veren bir solunum yolu hastalığıdır. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir arkadaşlar. Bronşit, akciğerlerde bronşları tutan iltihaptan kaynaklanan bir solunum yolu hastalığıdır. Yani bronşitlerin arkadaşlar iltihaplanması. Grip, virüs kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır ve hastalık çok bulaşıcıdır ve genellikle hasta olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ve el teması yoluyla başkalarına geçebilir. Solunum sisteminin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Sigara içilmemeli ve içilen ortamlarda bulunulmamalıdır. Grip ve verem gibi hastalıklara karşı aşı olunmalıdır. Keskin kokulu maddelerden uzak durulmalıdır ve koklanmamalıdır. Çok soğuk ve çok nemli ve çok kuru ortamlarda bulunulmamalıdır arkadaşlar. Yoksa zatürre oluruz. Ağız yerine burundan nefes alınmalıdır temiz hava alabilmek için. Dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalıyız arkadaşlar. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için böbrekler boşaltım sisteminin en önemli yapılarındandır ve sağlığını korumak önemlidir arkadaşlar. Kanı süzdüğü için böbreğimiz görevini yerine getiremediği zaman kanı süzmek için diyalize bağlanırız arkadaşlar. Burada görüyorsunuz diyaliz makinesini. Böbrek hastalıklara devam edelim. Böbrek yetmezliğinde bu hastalarda böbrekler kanı yeterince temizleyemez. Haftada en az 3 kere günde 4 saat diyaliz makinesine bağlanmak zorundadır. Böylece böbrekler yeterince süzemediği kanı diyaliz makinesi içinden geçerken süzebilirler. Ancak diyaliz kalıcı bir çözüm değil. Bu hastalara tam olarak iyileşebilmesi için böbrek nakli yapılması lazım. Ancak böbrek nakli de arkadaşlar bağışı yetersiz olduğundan ve uygun böbreği olmadığından yapılan nakil az arkadaşlar. Böbrek iltihabı sindirim kanalı ve vücuda giren ve oradan kana karışan bulaşıcı hastalıklı mikrop böbrek iltihabına neden olur arkadaşlar. Böbrek taşı, böbreklerde oluşan taşların sebebi genellikle tam olarak bilinmez. İdrar yolları iltihabı gibi bazı böbrek hastalıklarına böbrek taşı oluşması kolaylaştırır. Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek taş oluşumuna sebep olacağı gibi genetik yatkınlık da böbrek taşına sebep olabilir. Arkadaşlar böbrek taşından korunmak için günde en az 2 litre su içmeliyiz. Tuz ve baharatı aşırı tüketmemeliyiz arkadaşlar. Günlük düzenli egzersiz yapmalıyız. Böbrek taşları vücuttan uzaklaştırılabilir arkadaşlar. Bunlar taş kırma, böbrek taşının tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle yüksek
enerjili ses dalgaları cilde ve organlara zarar vermeden böbreklere gönderiliyor ve böbrekteki taşlar kırılıyor ve idrar yoluyla dışarıya atılması sağlanmıyor arkadaşlar. Çok büyük taşlar ise kırılamıyor. Bunlar ameliyatla alınıyor. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için düzenli banyo yapmamız ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız arkadaşlar. Günde en az 2 litre su içmeliyiz. Ağrılı idrar çıkartma, idrarda kan görme gibi durumlarda hemen doktora gitmeliyiz. Diş çürüklerimizi kısa süre içinde tedavi ettirmeliyiz. Boğaz ilti aplanmalarda doktorun önerdiği tedaviyi yarıda kesmemeliyiz. Aşırı tuzlu ve baharatlı besinleri tüketmekten kaçınmalıyız arkadaşlar. Denetleyici ve düzenleyici sistem rahatsızlıkları, felç, beyinde kan akışının azalması sonucu sinirlerin ve kasların çalışmasının engellenmesi, hareket sinirlerinin zedelenmesidir arkadaşlar. Felçte insanlar organlarını kullanamaz hale gelirler. Devlik, büyüme hormonlarının fazla salgılanması sonucu ortaya çıkar. Yani hipofizden büyüme organı fazla salgılanırsa devlik. Yine hipofizden büyüme hormonu az salgılanması sonucunda cücelik ortaya çıkar. Burada dev ve cüce iki tane insanı görüyorsunuz. Guatr hastalığı arkadaşlar, insanlar vücutlarına yeterli miktarda iyot almazlarsa yeterli tiroksin üretilemez. Bu durumda tiroid bezi aşırı büyür ve boğazda şişkinlik oluşabilir. Şurada gördüğünüz gibi. Diyabet hastalığı yani şeker hastalığı genel olarak kanda glikoz şeker seviyesinin normalin üzerinde çıkması. Buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şeker rastlanmasıdır. Organ kaybına hatta ölümlere bile sebep olabilir arkadaşlar bu hastalık. Kuduz, köpek, kedi, tilki gibi kimi memeli hayvanlardan ısırma, salya yoluyla insana bulaşan çırpınma, sudan korkma, felçle beliren, zamanında aşı kullanılmazsa ölümle sonuçlanan bir hastalık. Yine menenjit beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanan ciddi bir bakteriler enfeksiyondur arkadaşlar. Kanser, bu hastalık arkadaşlar hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmamasıyla ortaya çıkar. Arkadaşlar vücudumuzda belli bölgelerde kontrolsüz hücre bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırıyor. Kanser vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir ve ölümcül bir hastalıktır arkadaşlar. Bilinçsiz ilaç kullanımı doktor onayı olmadan kişinin kendi kendine ilaç kullanmasıdır. Bilinçsiz ilaç kullanmasının zararları şunlardır. Cilde alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Karaciğer fonksiyonlarını bozabilir arkadaşlar. Yine böbrek yetmezliği yapabiliyor. Obeziteye neden oluyor. Bağırsak sistemine hasar verebiliyor. Yeşilay, sigara, alkol, içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bir cemiyettir arkadaşlar. Burada amblemini görüyorsunuz. Organ bağışı arkadaşlar, kişinin yaşarken kendi iradesiyle ve ölümden sonra doku ve organlarının hasta bir insanın tedavisi kullanmasına izin vermesine organ bağışı denir. Sağlıklı olan bütün dokular ve organlar bağışlanabilir. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Kalp, böbrek, karaciğer, göz korneası, kemik iliği, kan gibi organlar ve dokular nakil yoluyla kişileri hayata döndürebilir arkadaşlar. Sağlıklı olan bütün dokular ve organlar bağışlanabilir. Yine arkadaşlar organlarımızı bağışlayabilmek için yasa gereği 18 yaşını doldurmuş olmalıyız. Sağlıklı olmalıyız. 50 kilodan fazla olmalıyız. Organ, doku ve bağış belgesini doldurmalıyız arkadaşlar. Doktor kontrolünde yapmalıyız bunu. Organ bağışı toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırır arkadaşlar. İlk yardım herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye olay yerinde sağlık personeli gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si ilk olarak yardım çağırmaktır arkadaşlar. Bilinç kontrolü yapmak, omuzuna dokunarak sözlü uyarılar yapmak. Sonra arkadaşlar nefes yolu açılması için baş çene pozisyonuna getirmek. Şurada gördüğünüz gibi ve solunum kontrolü. Arkadaşlar soluk alıp vermediğini bu şekilde bak, dinle, hissetle 5 saniye soluk alıp vermediğine bakabiliriz. Arkadaşlar burada
bak, dinle, hisset ve solunum var mı pozisyonunu görüyorsunuz. Sorularla devam edelim. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılması uygundur? 2019 bursluluk sorusu. Tedavisi mümkün olmayan hastalar, hastalıklar nedeniyle görevini yapamayacak kadar hasar gören organların yerine sağlam organ parçasının veya tüm organının tıbbi yöntemlerle konularak hastanın tedavi edilmesine ne diyorduk arkadaşlar? Organ nakli diyorduk, cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzenli çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir duruma örnek olarak verilebilir? Arkadaşlar burada iç salgı bezlerine bakacağız. Ağır cisimler yerden kaldırılırken dizler bükülmediği için belin sakatlanması bu. İskelet sistemi rahatsızlığı. Pankreasın insülin salgısının yetersizliğine bağlı olarak kişide aşırı kilo kaybının görülmesi. Bu iç salgı bezi, cevabımız B şıkkı. Akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması bu solunum sistemi rahatsızlığı. Kulak zarının zedelenmesiyle bağlı olarak işitme kaybının ortaya çıkması, bu da duyu organı rahatsızlığıdır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yine arkadaşlar 2008 SBS sorusuyla devam edelim. Bu öğrencinin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrenci sınıfa anlatacağı konuyla ilgili 3 tane resim hazırlamış. Burada bakın arkadaşlar, dik oturma, spor yapma ve dengeli beslenme. Bu destek ve hareket sisteminin sağlığı içindir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi destek ve hareket sistemiyle ilgilidir? Arkadaşlar çıkık, raşitizm, lif kopması, destek ve hareket, bronşit, solunum sistemi. Cevabımız C şıkkı. Eski sağlıklı haline dönmek isteyen Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır diyor. Fazla kiloda ve sağlıklı olan Ayşe bir süre sonra fazla kilo alıyor. Dengesiz beslenmediği için. Sağlıklı olmak için neler yapmalıyım diyor arkadaşlar. Bakalım, dengeli ve yeterli beslenme yapmalıdır. Spor yapmalıdır. Sürekli yağsız besinler tüketme. Hayır arkadaşlar, bu yeteri ve dengeli kadar olmalı. Cevabımız C şıkkı. Sıra ve alkol kullanmama doğru. Hangisini yapmamalıdır? C şıkkını yapmamalıdır. Yukarıdaki verilenlerden hangisi sindirim kanalı hastalıklarından değildir? Reflü sindirim, bağırsak iltihaplanmaları sindirim. Menenjit ise arkadaşlar sinir sistemi hastalığıdır. Hangileri değildir diyor. Yalnız 3 olacak. Solunum sistemi rahatsızlıkları verilmiş. Solunum sistemi rahatsızlıklarının yaptığı ödevde belirten Cemil, sıraladığı hastalıklardan hangisi yanlış grupta değerlendirilmiş? Grip solunum, verem solunum, kuduz arkadaşlar solunum değil, sinir sistemi yanlış, zatürre solunum, gırtlak kanseri solunum, hangisi yanlış? Yalnız 3 yanlış arkadaşlar, cevap A şıkkı. Yukarıdaki soruların cevapları aşağıdakilerden hangisinde verilenler gibi olabilir? Böbreğin kanı temizleme işi başta olmak üzere görevlerini tam olarak yerine getirememesine ne diyorduk arkadaşlar? Böbrek yetmezliği. Görevini yapamayan böbrekler için kesin tedavi yöntemi böbrek nakliydi. Yani cevabımız A şıkkı. Mehmet doktora giderek idrar tahlili yapmış. Doktor Mehmet'e çok sağlıklı olduğunu söylediğine göre Mehmet'in idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor. Arkadaşlar sağlıklı insanın idrarında şeker bulunmaz, cevabımız D şıkkı. Yukarıda belirtilen hangileri böbrek taşı oluşumunu engellemek amacıyla alınabilecek önlemler arasında yer alır diyor. Günde 2 litre su içmek, evet, baharatlı aşırı miktarda tüketmek tam tersi bu böbrek taşına neden olur. 2 olmaz, tuzu gerektiği kadar tüketmek doğru. 1 ve 3, cevabımız B şıkkı. 23 yaşındayım ama yaşıtlarımdan oldukça kısa boyluyum. Acaba ergenlik döneminde hangi bezim yeterince çalışmamıştır? Arkadaşlar hipofiz bezi, büyüme hormonu hipofiz bezinden salgılanıyordu, cevabımız A şıkkı. Yod eksikliğinde ortaya çıkan hastalık guatr hastalığıydı arkadaşlar. Yeterli yod alınamadığım zaman tiroid çok fazla çalışıyordu ve şişiyordu. Buna guatr hastalığı diyorduk, cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi organ bağışı için gerekli koşullardan birisi değildi? Arkadaşlar A şıkkı, 70 kilodan düşük olmamak. Hayır, 50 kilodan düşük olmamak, cevap A şıkkı olacak. Organ bağışı yapmaya hayattayken kendi iradesiyle karar vermek doğru. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak doğru. 18 yaşını doldurmuş olmak doğru. Hangisi yanlış? A şıkkı yanlış arkadaşlar. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde öncelikle ilk yardım yapılır? Nefes almayan hasta, kanaması olan hasta, bacağında kırığı olan hasta, kafasında kesiği olan hasta. Arkadaşlar öncelikle nefes almayan hastalığa ilk yardım yapılır, yani cevabımız A şıkkı. İlk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Tıbbi araç ve gereçleri kullanmadan yapılır, doğru. İlk yardım konusunda bilgisi olmayan bir kişi de ilk yardım anında yardım uygulayabilir. Yanlış arkadaşlar, bilgisi olmayan kişi ilk yardım yapamaz. Hangisi söylenemez? B şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.